Tekrar merhaba. Ankara gündemi ikinci bölümüyle devam ediyor. Büyükelçiler krizini konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Özsoy, 10 büyükelçinin açıklaması ardından Cumhurbaşkanı'nın istenmeyen kişi ilan edileceklerine dair açıklama, Dışişleri Bakanı'na talimat verdiğini söyledi. Daha sonra büyükelçilerin sosyal medya üzerindeki açıklamalarıyla bu Türkiye'de tavrını yumuşattı. Sayın Yardım az önce bu krizin askıya alındığını, devam edeceğini söyledi. Siz bu krizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye varır bu kriz? Şimdi bu elçiler, bu 10 elçi, ben az önce Ümit Bey'in söylediğinden farklı olarak şunu söyleyeyim. Şu an herkes üsluba takılmış, şık mıydı, şık değil miydi? Ya bu elçiler ve çok farklı bir şey söylemiyorlar. Sadece Türkiye bir Avrupa Konseyi üyesi olarak Avrupa Konseyi'ne bağlı mahkemenin kararlarına uy. Bu hatırlatmayı yapmışlar. Yani bunun Türkiye'nin yargısına müdahaleyle uzaktan yakından bir alakası yok. Zaten 3 ayda bir toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi her 3 ayda bir 47 tane Dışişleri Bakanlığı, Türkiye bunu zaten söylüyor. Yani Bakanlar Komitesi kim? Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkenin dışişleri bakanlarından oluşuyor. 3 ayda bir oturuyorlar. Kavala ve Osman Demirtaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında, ki otomatik olarak 3 ayda bir bütün oturumlara gelir artık, böyle bir sistematiğe bağladılar. Ve diyorlar ki Türkiye olarak sen AİHM kararlarını uygulamak durumundasın. Az önce genel kurulda söyledim ben bunu. Anayasanın 90. maddesi çok açık ve nettir. Şöyle der, uygun usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe konulan uluslararası sözleşmeler anayasanın üstündedir, kanun hükmündedir, anayasanın üstündedir. Şu açıdan, çünkü Türkiye'deki yasalarla ilgili bir çelişki, çatışma olduğu zaman Anayasa Mahkemesi'ne bile gidemiyorsunuz. Bunun bağlayıcılığı var diyor. Dolayısıyla şimdi Osman Kavala davasında AİHM Mahkemesi, Demirtaş kararında 17 tane yargıç, yani büyük daire karar vermiş, diyor ki bu kararları uygulayacaksın. Türkiye eğer itibarını düşünüyorsa, bunu ısrarla söylüyoruz, bu kararları uygulayacaksınız. Bunun başka bir yolu yok. Büyükelçiler çok fazla bir şey söylememişler. Az bile söylemişler, bize kalırsa. Şimdi büyükelçiler aslında bu ikinci yaptıkları açıklamada bir çeviri hatası da yapılıyor. Özellikle hükümete yakın yandaş medya bu çeviriyi ısrarla hatalı yapıyor. İngilizcesine baktığınız zaman diyor ki bu anlaşmanın 41. maddesine uymayı sürdürür diyor. Teyit eder demiyor. Maintain kelimesini kullanmış. Biz devam edeceğiz. Yani biz zaten bu açıklamayı yaparken de biz Türkiye'nin iç işlerine karışmayacağımızı, zaten karıştığımızı düşünmüyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi muhtemelen şöyle oldu, bir senaryo kuruyorum. Mevlüt Çavuşoğlu bu krizi aşmak için büyükelçilere çok gitti, geldi, uğraştı. En sonunda büyükelçilere dedi ki ya bizim Cumhurbaşkanımız köyden maraba kovar gibi böyle çok üst perdeden böyle bir söz söyledi ama biz bu sözü de çok düşürebilecek durumda değiliz. Küçük de olsa şöyle bize bir zemin sunun ki biz bu kararı çevirmek için bir imkan yakalayalım. Büyükelçiler de bir şey demediler, sadece biz işte yani işte anlaşmasının 41. maddesini biz işte buna bağlılığımızı biz sürdüreceğiz dediler. Başka hiçbir şey dememişler. Yok efendim, özür dilenmedi falan. Ortada böyle bir şey yok. Erdoğan çark edecekti. Ona küçük böyle bir zemin sundular ki rahatlıkla çark edebilsin. Mesele bu. Fakat bu işin magazin kısmı. Az önce genel kurulda tartıştık mecliste. Her kalkan şöyle yapıyor Erdoğan'a. Ha, nasıldı işte, tükürdüğünü yaladın, geri adım attın. Ya bu bir maçoluk, bir delikanlı geri adım atmama meselesi değil. Bu meseleyi bu şekilde ego yarıştırmaya çevirdikleri için büyükelçilerle Erdoğan arasında bir ego yarışı, muhalefet bunun üzerinden bastırmaya çalışıyor. Ortada ciddi bir mesele var. Kimse bunu tartışmıyor. Mesele şu. Büyükelçiler neyi söylüyorlar? Ortada uygulanmayan bir mahkeme kararı var. Ve bu mahkeme kararı sadece Kavala değil, Demirtaş konusunda da var. Ben bu arada Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin izleme komitesi üyesiyim aynı zamanda. Orada her toplantımızda zaten temel tartışma, bütün AKP'me oturumlarında temel tartışmadır. Kavala ile Osman Selahattin Demirtaş. Avrupa'da bu isimleri duymayan insan kalmadı. Her oturum.
30 Kasım'da Bakanlar Komitesi tekrar toplanacak. Şu önümüzdeki 30 Kasım'da, sonra 3 ay sonra bir daha toplanacak. Şimdi geçen kararda 46. maddeye, Kavala kararında, geçen oturumda Eylül ayında Kavala kararında 46. maddeye, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinde şöyle bir ifade var. Yani 46. maddeye referans vermek demek, Türkiye'nin konseyden atılma sürecini başlatabiliriz demek. Daha önce bunu Bakanlar Komitesi yapıyordu. Ama bir değişiklik oldu. Rusya yakın zamanda bir ara oy hakkı alınmıştı. Rusya'nın, biliyorsunuz, Rusya konseyden çekildi, sonra geri gelirken, Rusya'yı geri aldıkları zaman Ocak 2020'de biz bir tüzük değişikliğine gittik Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi olarak. Şimdi sadece Bakanlar Komitesi değil, Parlamenter Asamble'nin de Türkiye'yi tek taraflı olarak konseyden çıkarma sürecini başlatma hakkı söz konusu. Eskisi gibi oy hakkını dondurma falan, bunları ortadan kaldırdılar. Bundan sonra eğer Avrupa Konseyi yaptırıma girerse Türkiye'nin konseyden atılmasının önünü açabilir. Bakın, Avrupa Konseyi'nde şöyle çok ciddi bir tartışma var. Şimdi Türkiye bu kararları uygulamamakla sadece Sayın Demirtaş'ın, Sayın Kavala'nın haklarını ihlal etmiyor. Sadece Türkiye'deki siyasal sistemi felce uğratmıyor. Avrupa Konseyi şunu diyor: ya her aklını, kafasını kaldıran, ben bu konseyin mahkemesini dinlemeyeceğim, kurumlarını dinlemeyeceğim derse ne olur? Bir müddet sonra Avrupa Konseyi hiç kimsenin takmadığı bir kuruma dönüşür. Dolayısıyla bu konuda, bu kararların uygulanması konusunda çok netler. Bu kararlar sadece Kavala, Demirtaş ve Türkiye ile ilgili değil, Avrupa Konseyi'nin kendi yapısıyla ilgili bir krize soktu Türkiye. Düşün şimdi, Türkiye bu iki kararı uygulamadı. Birçok ülke diyecek ki biz de şunu uygulamayacağız, canımız istiyor, bunu uygulamayacağız. Bu açıdan Avrupa Konseyi içerisinde ciddi bir, konseyin geleceğine dair ciddi bir tartışma söz konusu. Dolayısıyla her 3 ayda artan şekilde göreceksiniz, bu mesele büyüyecek. Şimdi Osman Kavala'nın kararında 46. maddeye referans vardı, Selahattin Başkan'ın yoktu. Ama iddia ediyorum, göreceksiniz 30 Kasım'dan sonra açıklama, Selahattin Başkan için de 46. maddeye referans yapmaya başlayacaklar. Çünkü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi şöyle takip eder: bu oturumda aldığın kararın, eğer karşı taraf kararı uygulamıyorsa, bir sonra bir çıt daha yükseltiyorsunuz, bir tık daha yükseltiyorsunuz. Muhtemelen Türkiye yakın bir zaman içerisinde bu kararları uygulamazsa artık bakın sizi konseyden atabiliriz noktasına pekala getirebilirler. Olmaz demeyelim, pekala olabilir. Şimdi Türkiye'nin konseyden atılması gibi tartışma bile başlarsa bunun ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri çok fazla olur. Avrupa Konseyi ne demek? 3 şey demek: demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü. 2017 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye'yi zaten izleme sürecine almıştı. İzleme sürecine alınmış, bakın izleme sürecine önce çıkmış 2004'te, sonra tekrar alınmış, tek ülkedir, tarihe geçti. Bir daha izleme sürecine girerek. Daha önce neden çıkarılmıştı 2004? 2004 yılında üzerine düşen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmemekle birlikte, hatırlayın, 2002-2004 arasında ciddi reformlar yapılmıştı Türkiye'de. Tamam, yeterince reform yapmadınız ama Avrupa Birliği'ne giriş süreci de vardı hatırlayacak olursanız. Onu da rahatlatmak için Konsey Türkiye'yi izleme sürecinden çıkardı. Bundan sonra artık siz mesajı aldınız, demokratikleşme yönünde adım atın. Ama 2017 yılında Avrupa Konseyi tarihinde bir ilktir. Yani izleme sürecinden çıkıp tekrar izleme sürecine giren tek ülkedir Türkiye. Şimdi zaten demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü konusunda iyi bir karnen yok. Bir de gel üstüne üstelik bunları hani uygulama. 4,5 yıldır, Nisan 2017'den bu yana olumlu anlamda Türkiye'den izleme sürecine girdin. Senden şey bekliyor: olumlu adım at, şunları şunları düzelt diyor. Bırakın olumlu adım atmayı, bırakın Demirtaş bu Türkiye'deki hani temel insan hakları, özgürlükleri genişletmeyi. Türkiye son geldiği noktada artık mahkeme kararlarını takmıyor. Yani uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Dolayısıyla dananın kuyruğunun kopabileceği gerçekten bir noktaya gidiyoruz. Öyle Türkiye çok önemlidir, bizi atmazlar diye kimse falan düşünmesin. Öyle İngilizce'de öyle bir tabir var. Ne diyorlar? Make an example. Yani ibret alsınlar diye diğerleri Türkiye'yi böyle bir örneğe çevirebilirler. Gerçekten inanılmaz bir öfke. Türkiye'nin şu an destek aldığı tek bir ülke var. Azeriler dışında tek bir oy alamıyorlar sağdan soldan. 47 tane ülkenin içerisinde bu kadar yalnızlaşmış. Dolayısıyla bu büyükelçiler krizi belki şu an aşıldı ama büyükelçiler krizinin sebebi büyükelçiler değil,
Türkiye'nin bu kararı uygulamaması AİHM kararı. Dolayısıyla bizim bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım. Kasım ayından sonra Aralık, Ocak, Şubat'ta tekrardan sürekli artan bir şekilde bu kararlar gelecek ve her defasında hükümet ne yapacak? Bakanları mı kovacak bu defa? Ne yapacak yani? Dolayısıyla biraz aklı selime dönmesi, bir an önce bu kararları uygulaması kendilerinde lehine olur diyoruz. Türkiye bu kararları uygulamamada direnirse, atılma süreci, konseyden çıkarılma süreci için nasıl bir prosedür var, ne kadar sürer ve çıkarma öncesi uygulayabileceği başka yaptırımlar var mı? Başka yaptırımlar daha önce vardı ama bu Rusya'nın konseye dahil edilmesi, Ocak 2020 yılında oldu. Rusya uzun bir dönem oy hakkı elinden alındığı için hem para vermemişti, yani üzerine düşen o parayı vermiyordu. Aynı zamanda zaten gelmiyordu, oy hakkım yoksa ben ne geleceğim konseye. Şimdi orada şöyle bir düzenlemeye gittiler, ara yaptırımları kaldırdılar. Şu an başka bir yaptırım yok, oy hakkını alayım, işte kabul etmeyeyim seni, böyle bir şey yok. Kabul ediyor fakat... Parlamenter Asamble ile Bakanlar Komitesi bir pazarlık yaptılar. Parlamenter Asamble dedi ki evet biz Rusya'yı kabul edeceğiz. Gelsin tekrar konseye geri dönsün. Ancak biz tek taraflı olarak mahkeme kararlarına uymayan, sürekli insan hakları demokrasi ihlali yapan ülkeleri konseyden çıkarabilmek için, yani o 46. maddeyi tetikleyebilecek hakkı biz kendimize istiyoruz. Sizinle ortaklaşmak zorunda da değiliz. Dolayısıyla daha önce Bakanlar Komitesi'nin bu hakkı vardı. Şimdi Bakanlar Komitesi'nin de var, Parlamenter Asamble'nin de var. Dolayısıyla Parlamenter Asamble isterse pekala böyle bir süreçte başlatabilir. Ama hani Türkiye şuna güveniyor herhalde. Ya diyor ben 3-5 tane Bakanlar Komitesi'nden insan tutarım, ben bir şekilde hani bunun önünü alabilirim. Ama Parlamenter Asamble'yi tutabilecek bir zeminleri söz konusu değil. Tabii bunlar en kötü senaryo. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılması şu açıdan tabii ki muhalefet açısından da iyi olmaz. Çünkü Avrupa Konseyi'nden çıktığınız zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İşkence İzleme Komitesi, Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Yerel Yönetimler Kongresi, yani Avrupa Konseyi çok geniş bir skalada aslında kurumsal kaynak demek. Eğer Türkiye demokrasi, insan hakları, hukuk üstünlüğü bu üç alanda gerçekten Türkiye'deki standartları artırmak istiyorsa Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye katabileceği çok fazla şey var. Bilgi var, ekspertiz var, rapor hazırlıyorlar, anayasa yapacaksan heyetlerini gönderiyor, iyi bir anayasa yapılır, nasıl yapılır falan, bütün bunları sunuyorlar. AİHM var, birçok insan Türkiye'de mağdur olmuş, oradan kısmı da olsa adalet tesis edebilmiş. Bu durumlarda hani maalesef Türkiye konseyden çıkarılırsa bunlar da tabii bizim elimizden de gidecek en nihayetinde. Dünyayla temas kurduğumuz bir zemin. Fakat hani Türkiye çok fazla ısrar ederse, yani bu konseyin yapısıyla çok fazla oynarsa, böyle kritik kararları bütün dünyanın yapmak zorundasın dediğine hayır yapmayacağım derse, ben bunun gerçekten somut sonuçları olacağını düşünüyorum. Bu hükümetin canını yakarlar. Ve Avrupa Konseyi'nden atılan bir ülkenin kendisini ekonomik olarak toparlaması da hiç mümkün olmaz. Çünkü uluslararası sermaye, birazdan konuşacağız, zaten gri listeye almışlar terörün finansmanı konusunda. Bir de Avrupa Konseyi'nden atılma tartışmaları olsun. Artık doları 15-20 lirada mı yakalarız gerçekten bilmiyoruz. Tam bir facia olur. Bunun sorumlusu da hükümet olur. Teşekkürler. Sayın Demirdöğen, Sayın Özsoy da dikkat çekti. Türkiye eğer bu kararları uygulamamakta ısrar ederse konseyden çıkarılmaya kadar iş gider. Diğer konuklarımız da buna dikkat çekmişlerdi. Türkiye bunu göze alabilir mi? Bu karada ısrar mı eder yoksa geri adım mı atar? Ne bekliyorsun? Yani Recep Tayyip Erdoğan iktidarı devam ederse bütün her şeyi göze alabilir diye düşünüyorum açıkçası. Türkiye'yi bir küçük Orta Doğu ülkesi haline dönüştürür. Fakirliğin derinleştiği, gelir uçurumunun çok derinleştiği bir hale getirir. Buranın ayakta kaldığı ve İstanbul'da sadece payitahtta bir Topkapı Sarayı gibi bir sarayın içerisinde oturan mutlu bir azınlığın olduğu bir ülkeye dönüşebilir. Ne kadar sürdürülür ona da takdire bırakalım ama sürdürülebilir bir şey değil. Siz eğer bütün ekonomik ilişkilerinizi Avrupa ülkeleriyle kurmuşsanız, en büyük yatırımcılar Avrupa Konseyi üyesi ise, o yatırımların Türkiye'den çekip gitmesini göze alabilecek bir ekonomik büyüklüğünüz de yoksa naçar bir şekilde bazı kararlara uymak zorunda kalırsınız. Ben Büyükelçiler kararına krizini şöyle okumaya çalışıyorum. Birincisi,
büyükelçiler kendi merkezlerinden bağımsız hareket etmezler. Ve bu metni oluştururken de mutlaka kendi dışişlerini, kendi istihbarat örgütlerini, kendi devletlerini sorarlar. İkincisi, 10 ülke böyle hadi ya bir beraber bir açıklama yapalım, yarın basına verelim diye de durmazlar. Bunun fikri hazırlık süreci vardır. Metin yazılması vardır, ortaklaşılması vardır, paylaşılması vardır. Ülkelerden onaylanması vardır, sonra kamuoyuyla paylaşılması vardır. Bu böyle bir iki günde olacak bir şey değil. Bunun çok ciddi hazırlık süreci var. Amerika'dan yükselen sesler, Almanya'dan yükselen sesler, Almanya seçimleri, İskandinav ülkelerindeki insan hakları duyarlılığının yeniden yükselmesi, bu bildirinin, bu metnin, bu Twitter mesajının hazırlanması için tetikleyici olmuştur. Türkiye'nin tepkisine gelince, Türkiye'nin tepkisi bence doğrudan Amerika'ya, ne Almanya'ya, ne Fransa'ya, ne İsveç'e, ne Yeni Zelanda'ya. Amerika'ya. Neden Amerika'ya? Tam da bu açıklamanın yapıldığı günden bir gün önce Halk Bankası kararı açıklandı. Belli ki dostum Biden'la yapılan o özel görüşmede, sadece bir çevirmenin bulunduğu, o aileden bir çevirmenin bulunduğu o özel görüşmede Halkbank davasının kapatılması yolunda bir talepte bulunulmuş olabileceğine inanıyorum ben. Ve bu talep doğrultusunda dava kapatılmış olsaydı, yani daha doğrusu Halk Bankası'nın Amerika'da yargılanmayacağını, gitsin Türkiye'de yargılansın yolunda bir karar çıkmış olsaydı, bu ilgili mesele bile edilmezdi. Doğrudan bu efelenmenin muhatabı Biden'dır. Hatta hatırlayın, Birleşmiş Milletler toplantısı için gidilen Amerika'dan dönüşte, Amerika ile ilişkilerimiz çok da iyi değil, bu dostane ilişkiler sayılmaz dendi. Sonra ya seninle görüşeceğim ben, Roma'da buluşalım dedi, bu hafta sonu görüşecekler. Orada bir yeniden dostum Biden'a dönüştü ama sonuçta o istenmeyen kişi ilan etme, iç işlerimize karışıyorlar, resti çekmenin doğrudan muhatabının ben gene Biden olduğunu düşünüyorum. Ben buradan, küçük bir, çok özür diliyorum. Ben küçük bir ekleme yapabilir miyim buna destek olarak, ek olarak? 100 yıl Türkiye Ermeni soykırımını inkar edecek bir dış politika yürüttü. Değil mi? Biden Ermeni soykırımını tanıdı. Çıt çıkmadı bunlardan ya. O zaman eğer hani göndereceksen bunları, Amerika Büyükelçisi'ni niye o zaman göndermiyorsun? Yani hani kıyaslama yapınca, yani bu yaptıkları açıklamayla AİHM kararlarına uyun demekle Ermeni soykırımını tanıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bundan sonra Erdoğan gitti, Biden'dan görüşme almak için efendim o kadar da önemli değil falan dedi. O açıdan gerçekten şeye düşünmek lazım. Yani birincisi bu Halkbank davası. Buna ek olarak belki şunu da ekleyebiliriz. Erdoğan hatırlayın şeye gittiği zaman, Rusya'dan dönüşte Rusya'ya çok bir şey söylemedi. Ağzında bir McGurk vardı. Brett McGurk işte asıl odur falan. Yani Suriye'de istediği pozisyonu da alamıyor Erdoğan. Yani Amerika ile Rusya'nın belli ki müzakere ettiği bir süreç var. Zaten var McGurk ve açıkçası Suriye meselesini ancak Rusya ile müzakere edilerek, İran'da çok dışta bırakmayarak çözülebileceğini söyleyen, bunun açık diplomasisini yapan biri. Tabii Erdoğan ismini sayıkladı defalarca. Dolayısıyla gerçekten mesele burada basitçe bu büyük elçilerin böyle hani biçimsiz bir açıklama yapmaları ve Erdoğan'ın kızması meselesi değil. İşin içerisinde kesinlikle başka hesaplar olduğunu da düşünüyorum. Bir Halkbank'ın yanı sıra aslında Patrik de orada. Fener Rum Patriği de orada. Kendisiyle görüşmeyen Biden Patriği ağırladı dün. Yani Rusya'dan kopmuş bir kiliseyi Ukrayna'ya taşıyorsunuz, siz onun temsilciliğini yapıyorsunuz. Amerika'ya kabul ediliyorsunuz, sizinle görüşmeyen Fener Rum Patriği ile görüşüyor. Evet. Üçüncüsü, sizin söylediğiniz gibi Rusya, İran, Amerika arasındaki Suriye görüşmeleridir. Bu öfke tamamen buna yöneliktir. Rusya'dan da istediğini alabilmiş değildir. Rusya'yı Putin'le yaptığı görüşmeden sonra yapılan açıklamalar, açıklama yapılmadı. Bırakın yapılan, evet, açıklamaları demem. Evet. Açıklama yapılmadı.
istediğimizi aldık, bu dostum Putin falan ifadeleri de görmedik. İfadeler çıkmadı. Dolayısıyla büyükelçiler son derece dikkatli bir dille Selahattin Demirtaş'ın adını da anmadan, ki oradan bir öfke yoğunlaşması olabileceğini de dikkate alarak, sadece Kavala örneğini vererek bir açıklama yaptılar. Sinir ucuyla oynadılar, test ettiler. Bir de otoriterizmi tescil ettirdiler. Onun karşılığında da Amerika çıktı. 41. maddeyi zaten biz sürdürüyoruz ifadeyi kullanarak. Ve Avrupalılar da dedi ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesini de hatırlatırız. Sayın Özsoy da biraz önce o 46. maddeyi hatırlattı. Dolayısıyla bir kriz çözülmüş değildir. Bir özür dileme yoktur. Büyükelçiler geri adım atmamıştır. Krizi aşmak için Türkiye'nin bulduğu bir açık bulunmuştur. Oradan bir yol alınmıştır. Eğer Türkiye Avrupa Konseyi'nden atılmanın faturasını ödemeye hazır olmadığı için, bu büyükelçiler krizinin faturasını da ödeyemeyeceğini gördüğü için burada bir orta yol formülü bulunmuş. Ve yani Cumhurbaşkanı'nın talimatını, ben talimat verdim diyen bir liderin talimatını uymayan bir Dışişleri Bakanı düşünebiliyor musunuz? Anında görevden alınır. Ama Dışişleri Bakanı'nın çabaladığını, çırpındığını, Milli Savunma Bakanı'ndan destek istediğini, Amerika ile ilişkiler bozulursa mahvoluruz dediğini, hatta bakanlıktan istifa edeceğim demiş ya. Yani o az böyle bir iddia da var. Var, o da var. Ama bir de mesela Hürriyet'in yazarı Abdülkadir Selvi bile ya batarız diye yazdı. Türkiye gazetesindeki kimi yazarlar batarız diye yazdı. Yani böyle efelenmeyle olacak bir şey değil. Dışa bağımlısınız. Evet. Türkiye'nin, Erdoğan'ın daha doğrusu asıl hedefinin Amerika olduğunu söyledim. Yine belirttiğin gibi bu ay sonu Roma'da G20 zirvesinde Biden'la görüşmesi bekleniyor. Bu kriz Türkiye-Amerika ilişkilerini nasıl etkiler bundan sonrası için? Yani bence Amerika ile bir ilişki var mı diye sorgulamak gerekiyor şu aşamada artık. Yani bir ilişki, doğru bir ilişki kurulamıyor. Bunun sancısı içerisindeler. Amerika Tayyip Erdoğan yönetimini istediği çizgiye çektikten sonra ilişki kurabilecek durumdadır. Yoksa Türkiye'nin tezlerine, Tayyip Erdoğan'ın fantezilerine prim vererek devam edecek durumda değildir. Yani Biden'a efeleniyorsunuz da Trump size aptallık etme diye mektup gönderdiğinde efelenemiyordunuz. Size mektubu götürdüm bıraktım diyordunuz. Peki hamdolsun gündeme gelmedi dediğini hatırlayın. Yani Trump'la görüşmesinde bu mektup konusu gündeme geldi mi hamdolsun gelmedi. Ne yaptınız? Mektubu bıraktım çıktım. Ya sizin arşivinize girdi aptallık etme diye yazılı mektup. Dolayısıyla yani Amerika ile Rusya arasında gel git yaşarsanız, iki güç arasında oynar durumda kalırsanız, iki cami arasında beynamaz olursunuz. Amerika istediği çizgiye çekmeden bırakacağını zannetmiyorum. Onun için şu ifadeyi kullandım. Amerikan Büyükelçisi'nin önderliğinde o an ülkenin büyükelçisi Türkiye'deki sinir ucuyla oynayıp bazı şeyleri test ettiler ve sonra da tescil ettiler. Acziyeti de otoriterizmdi. Teşekkürler. Son konu başlığımız da Türkiye'nin OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü, kısa adıyla FAFT'nin kara para aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesinde eksiklikleri olduğu için Türkiye'yi gri listeye almasını konuşacağız. Sayın Özsoy, Türkiye neden bu listeye alındı? Burada bahsedilen terör örgütleri hangileri? Bunu açıkça zaten ifade ettiler. Türkiye, IŞİD, El Nusra ve Türevi örgütlerin finansal kaynakların araştırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor. Açık ve net. 2013-14 yılından beri aslında Türkiye'nin bazı yasal değişiklikler yapmasını talep ediyordu. Fakat Türkiye ısrarla bunlardan kaçınıyordu. Çünkü siz o yasal değişiklikleri yaparsanız uluslararası gözlemcilerin de bir şekilde radarına giriyorsunuz. Türkiye'de kim, neyi, nasıl destekliyor? Birazdan konuşacağız. Finansal olarak hangi terör örgütlerine, hangi çetelere ne paralar aktarıyor? Türkiye zaten bunun cenneti.
Şimdi hatırlayacak olursanız geçen Aralık 2020'de apar topar bir yasa getirdiler. Geçen sene, daha bir yılı olmadı. Yani 7-8 yıl mecliste beklediğiniz bir yasayı öyle bir apar topar getirdiler ki biz anlamıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Nedir aceleleri? Aceleleri bizi gri listeye alacaklar. Gri listeye girmemek için, hatırlayacak olursanız, bu terörün finansmanıyla ilgili Birleşmiş Milletler'in talep ettiği bu yasayı getirdiler. Şimdi getirdiler, yasaya bakıyoruz. Ya terörün finansmanından ziyade İçişleri Bakanı'na ekstra yetkiler veriyor ki sivil toplum örgütlerini iyice bir zaptu rapt altına alsın. İnternette bu yapılan yardım kampanyalarını vesaire, bütün bunların hepsini İçişleri Bakanlığı'nın denetimine soksun. Ya bu uluslararası kamuoyu sana diyor ki terörist olarak gördüğümüz yapıların finansmanını araştıracağız. Sen de gidiyorsun, işte atıyorum Sivas'ın bilmem Kangal ilçesinin şu köyünün Yardımlaşma Derneği'nin şeyine nasıl girebilir, bunlara nasıl kayım atabilirimin hesabını yapıyorsun. Ki bizim de girişimlerimizle ciddi bunun çabasını yürüttük. Avrupa Konseyi'nden Venedik Komisyonu sadece bu yasa için bir rapor hazırladı. Siz yanlış yapıyorsunuz dedi. Yine bu yasaların Türkiye'nin yapması gerektiğini söyleyen otoriteler kendileri dediler ki ya biz sizden dedik ki terörün finansmanıyla ilgili, IŞİD, El-Kaide, Nusra gibi örgütlerin finansmanıyla ilgili adımlar atın. Siz gidip zaten can çekişen sivil toplum örgütlerinin paralarına nasıl el koyarız, icap ederse nasıl kayyum atarız gibi ucube yasalar yapmışsınız dedi. Çok ilginç bir şey. Bunu Şubat ayında söylediler. Yasa geçtikten 2 ay sonra ifade ettiler. Ve yılı dolmadan o yasaları geçirdiğin halde, belki de o yasaları geçirdiğin için Türkiye'yi gri listenin içerisine aldılar. Yanında işte Sudan gibi, böyle Yemen gibi ülkeler falan var artık. Şimdi muhtemelen iktidar her zaman olduğu gibi efendim George'un Hans'ın ne dediği bizim için önemli değil diyor, ama o öyle değil. Bakın Türkiye şu an uluslararası camiada kirli paraların, terörü finanse eden paraların dolaştığı, dolandığı bir ülke olarak var. Zaten yakın zamanda biliyorsunuz Pandora, Panama, Paradise ne açsak zaten içinden Türkiye çıkıyor. Uyuşturucu kaçakçılığı, bakın yakın zamanda birçok mesele oldu bu Latin Amerika'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu. Daha onlara giremedik bile, yani o kadar çok gündem var ki. Bir de üstüne üstelik yani bir taraftan Avrupa Konseyi'nden atılma tartışmaları, bir taraftan Türkiye terörün finansmanını engellemiyor, bunun için gri listeye giriyor. Şimdi siz uluslararası sermaye Türkiye'ye nasıl gelsin? Uluslararası kamuoyu Türkiye'ye nasıl güvensin? Bakın bütün bunlar belki direkt ekonomiyle ilgili görünmüyor olabilir. Fakat bunun bir tanesi olur, belki ekonomiye çok bir etkisi olmaz. Ama bu gri listeye girersiniz, 10 tane bakanlıkla önümüzdeki zaman büyükelçilikle, muhtemelen 47 büyükelçiyle de sıkıntı yaşayacaksınız. Türkiye hariç 46 Avrupa Konseyi'nin bütün büyükelçileriyle yakında sorun yaşayacaksınız. Avrupa Birliği Komisyonu'nun raporu çıktı, Türkiye raporu. Bizim için yok hükmündedir dediler. Yani dünyada Türkiye bu hükümetin problem yaşamadığı bir ülke kalmadı. Herhalde ben öyle tahmin ediyorum. Mevlüt Çavuşoğlu yani artık bu 10 şeyde olsa mecbur istifa edecek. Yani ilişki kalmadı ki yani. Olmayan bir şeyin bakanlığını mı yapacak? Dış politika diye bir şey kalmadı. Neredeyse o noktaya gelmiş. Bütün bunları kümülatif olarak düşündüğümüz zaman, yani üst üste koyduğumuz zaman bunları, bu gri liste meselesi, konseyle yaşanan gerilimler, büyükelçiler, Avrupa Birliği vesaire, gümrük birliğini de zaten güncellemiyorlar biliyorsunuz. Bütün bunların tabii işte Türkiye'ye uluslararası sermayenin, camianın güveni yerle bir olmuş durumda. Yani belki şu an ekonomik olarak salt birkaç ekonomistle konuştum. Söyledikleri ya reel olarak baktığınız zaman doların bu kadar yükselmesini diyor ekonomiyle çok açıklayamıyoruz. Psikolojik etkiler çok fazla. Psikolojik etkiden kastı kimse Türkiye'ye güvenmiyor. 3 gün sonra ne olacağını kestiremiyor. Bakın gidin şu AK Parti'nin o kadar milletvekili var, gelip orada oturuyorlar. Çoğu zaman oturmuyorlar bile. Oy kullanıp gidiyorlar. Gidin onlara sorun, deyin ki 5 gün sonra 10 gün sonra Türkiye'de ne olacak? İktidarda olan parti olduğu halde
hiçbir şey göremiyorlar. Kimse önünü göremiyor. Bu kadar öngörülemez, bu kadar güvensizliğin hakim olduğu bir memlekette ekonomik sorun çözülür mü? Ben yani bu terörün finansmanı meselesi tescillemiştir. Açıkça Türkiye'nin özellikle Suriye'deki birçok örgütü finansal olarak desteklediklerini, o tür örgütlerin Türkiye'de ya ticaret yaptığı ortaya çıktı. Ya terör örgütünün, yani listede terör örgütü üyesi diyor, IŞİD listesi gelmiş, şirket kurmuş, para kazanmış, çalışıyor yani. Bunlar, şimdi tabii bu hükümet şöyle düşünüyor, diyor ki ya bunlar yapıyorlar, burada görmüyorlar. Böyle bir şey yok. Bu dünyanın istihbaratı ne yapıyor? Bunları böyle dosyalamışlar, istiflemişler. Ha bu kadar dosya olmuş yani, bunlar bilmiyorlar mı? Yani siyasi, Mossad'ı, şuyu buyu falan, burada Türkiye'de olanları, bu IŞİD'i takip edenleri, kimin ne yaptığını, petrol kaçakçılığının kimlerle yapıldığını, bütün bu Suriye'de, İdlib'de, Birleşmiş Milletler'in şeye çok gerek yok ki. Ben şimdi çok uzattım lafı, çok özür diliyorum ama. Ya İdlib'de Heyet Tahrir el-Şam var. Heyet Tahrir el-Şam Birleşmiş Milletler'in terör listesinde, Türkiye'nin de terör listesinde, ama Türk lirasını maaş ödemek için kullanıyor ya. Şu an Türk lirası İdlib'de resmi para olarak kullanıyor. Ben Mevlüt Çavuşoğlu'na sordum bunu bütçe görüşmelerinde. Ya Mevlüt Bey dedim, ya bunlar terör örgütü. Türk parasını balya balya göndermişsiniz. Kim gönderdi, kim kullanıyor? Yemin ediyorum verdiği cevap şuydu. Efendim dedi, Türk parası tabii kıymetli bir para birimi olduğu için. Bunu dedi bu kayıtlarda yani. Ya resmen hatırlıyorsunuz, bir ara ben hatırlatmıştım, Mevlüt Bey dedim, yani Suriye'de desteklediğiniz çeteler bile maaşımızı TL'yle değil dolarla verin diyorlardı. Neden bahsediyorsunuz? Pul olmuş zaten, 5 paraya dönmüş yani, Türk lirasının bir karşılığı yok. Dolayısıyla yani bu Suriye meselesi yüzünden, bu Kürt karşıtlığı yüzünden o kadar çok kirli, çirkin, siyasi ve ekonomik yozlaşmış ilişkinin içerisine girmiş ki dünya sadece şu an isimlendirdi. Son olarak şuna da değineyim. Bu, ben artık Avrupa'nın da Amerika'nın da Erdoğan'dan umudu kestiklerini düşünüyorum. Bence Erdoğan'la ilişkileri yeniden toparlamaktan ziyade, ya bir bekleyelim biraz daha, komple bu gitsin. Bence herkes bunun hazırlığını yapıyor. Herkes Erdoğan sonrası bir dönem için hazırlık yapıyor. O açıdan Biden yani işi de sürümcemeye bırakmış. Yani bir ara görüşürüz, bazen görüşürüz, bazen görüşmeyiz. Çok mesele değil. Görüşülecek bir şey yok. O S-400'leri diyor, tasfiye edeceksin. Nokta. Ben bunu seninle tartışmayacağım. Önce onları tasfiye et, sonra gel konuşalım. Amerika bir yıl daha bekleyebilir. Avrupa bir yıl daha bekleyebilir de. Erdoğan'ın bu kadar bekleyebilme şeyi var mı? Dolayısıyla Erdoğan, ben öyle tahmin ediyorum, yakın zamanda çok büyük tavizler verebilir ve bu tavizleri de şöyle yapacaktır. Bir örnek vereyim. Afganistan'dan Amerika çekilirken yalvar yakar, ya taşeronluğunu bana verin, ben sizin için gidip bu taşeronluğu yaparım diyordu. Değil mi? Doğrusu Batı da bir noktada buna geldi. Bakın zaten Taliban'la görüşmenin taşeronluğunu verdiler işte. Mevlüt Bey bütün terörist denilenleri aldı getirdi, VIP'te karşıladı, karşısına oturdu. Hatta bunu da övünerek yaptı. Ne yapıyor? Ya biz Batı için Taliban işinin taşeronluğunu aldık, oranın güvenliğini falan sağlayacağız diyor. Bu tür atraksiyonlara girebilir bu hükümet. Şunu diyecek, kısaca mesaj verecek Avrupa'ya ve Amerika'ya. Ya siz beni iktidarda tutun. Ben siz ne istiyorsanız yapacağım. Mültecileri de burada tutacağım. Gerekirse Afganistan'a da asker göndereceğim. Hatta isterseniz dünyanın başka yerlerine de gönderebilirim. Ben sizin için daha kullanışlı bir pozisyona girebilirim. Erdoğan bu noktaya gidebileceğini ben düşünüyorum. Ekstrem pragmatisttir. Buna rağmen Batı tutar mı tutmaz mı onu bilmiyorum. Ben yapısal olarak Türkiye'de çok ciddi bir dönüşümün zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu Erdoğan'la CHP ile HDP ile de ilgili bir şey değil, basitçe biz aktörüz. Ama yapısal olarak Türkiye'nin artık kaldırmadığı bir siyasal sistem var, kaldıramadığı bir siyasal liderlik var. Bunun aşılması gerekiyor. Bence o noktaya kadar geldik. Batı'da da bu çerçevede yeni bir pozisyon alma durumu olduğunu pekala görüyoruz. Peki Türkiye bu gri listeden nasıl çıkabilir? Ne yapması ya da ne yapmaması gerekir? Yani valla bu kafayla giderse çıkmaz. Pakistan sanırım 2008 yılındaydı alındı. Bir dünya kadar şey yaptı ama oradan çıkamadı. Bu tür listeler öyledir. Bu listelere öyle girdiğiniz zaman kolay çıkamıyorsunuz. Bir girdiniz mi böyle bir 10-15 yıl sizi orada süründürürler. Fakat bu şeye de bağlı. Yani tabii Erdoğan hükümeti aşılırsa, hani şu an muhalefetin bütün çabası o yönde. Yeni bir iktidar kurulursa, ama o yeni iktidar da gerçekten, bakın Türkiye'de şu an
güçlü bir siyasal toplumsal dönüşümün psikolojik atmosferi var. Bu atmosfer kolay kolay gelmiyor. Bakın 80 darbesinden bugüne kadar toplumda bu kadar büyük bir değişiklik arzusunu biz görmedik. Şu an artık bunu geçen İstanbul seçimlerinde gördük, yerel seçimlerde. Toplum artık ciddi şeylerin değişmesini istiyor. Şimdi değişim olabilir ama değişimin içeriği ve yönü çok önemli. Biz eğer burada bu dönüşüm sürecinde Türkiye'de yaşayan bütün halkların lehine demokratik bir dönüşümün zeminini oluşturamazsak, yani başka statükocu bir yapı gelir oturursa bir 30-40 yıl daha dönüşüm için toplumsal psikolojinin oluşmasını bekleyeceğiz. Onun için bu çok önemli bir fırsattır. Bu sadece Erdoğan'la hesaplaşma, rövanş alma falan meselesi de değildir. Şu an bütün toplumsal psikoloji, yapısal koşullar, bölgesel koşullar Türkiye'de güçlü bir dönüşümün olabilmesi için imkan sunuyor. Şu an aktörlerin, bizim gibi aktörlerin yapması gereken bu imkanları demokrasi, haklar, özgürlükler, herkese adalet, herkese ekonomik kaynak şeklinde bir dönüşüme uğratmak. Yani illaki dönüşüm olacak, dönüşüm iyidir diye bir şey yok. Bazen dönüşüm yaparsınız, statükonun başka bir biçimini kurarsınız. Ama bir defa kurulursa inanın bana bir 20-30 yıl belki beklemek durumunda kalabiliriz. Biz muhalefet olarak bunun farkındayız, HDP olarak farkındayız. Ben öyle düşünüyorum. Bu pozisyonu değerlendireceğiz. Dünyada eğer Türkiye'de böyle bir siyasal değişim söz konusu olursa bence hem ekonomik kriz konusunda hem başka konularda uluslararası güçlerin konumlanışı farklı olur. Kimse bu Türkiye'ye yatırım yapmak istemiyor açıkçası. Yeni yönetim eğer demokrasi, hukuk, güven, sabahtan konuştuğumuz bu konular konusunda etraflı bir programını ortaya koyabilirse pekala uluslararası güçlerin de çok rahat desteğini alabilir. Peki HDP'nin de içinde yer aldığı muhalefet AKP'ye bir alternatif üretebiliyor mu değişim konusunda? Şimdi sanırım çok zamanımız kalmadı. En zor soruyu en sonda sordunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Biz biliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim çok kısa. Basitçe biz Erdoğan'ı, Bahçeli'yi sevmiyoruz demek de siyaset olmuyor. Saray diyerek de siyaset olmuyor yani. Bu uzun zamandır bu. HDP tam da bu durumu aşabilmek için yakın zamanda biliyorsunuz biz bir deklarasyon ortaya koyduk. Bu halkımızla bütün yaz boyunca gittik, konuştuk, değişik toplumsal siyasal kesimlerle halkımızla yan yana geldik ve şunu söyledik. Biz HDP olarak tabii hani parlamenter seçimlerde herhangi bir ittifakın parçası olmadan gideceğiz. İnşallah o baraj sorunumuz olmayacak. Aşacağız, gireceğiz. Fakat Türkiye'de eksik olan, şu an hala ciddi eksik olan şu. Negatif bir projemiz var, negatif bir söylemimiz var. Bundan kastım herkes Erdoğan'a ve yaptıklarına karşı. Ama pozitif bir ajandamız daha tam ortaya çıkmış değil. Bakın seçimlere doğru gidiyoruz. Şimdi HDP kendince bir katkı yapmaya çalıştı. Hatırlayın daha önce eş genel başkanımız Selahattin Bey cezaevinden 10 madde yazmıştı, göndermişti bir katkı olsun diye. Şimdi muhalefetin yan yana gelip ittifakın içinde veyahut da dışında muhalefetin bu topluma pozitif bir ajanda sunması lazım. Biz HDP olarak bunu yapmaya çalıştık. 11 maddede yapılabilecek şeyleri gayet özenli, makul bir dilde ve Türkiye'de sağından soluna herkesin katılmazsa bile üzerinde konuşabileceği bir çerçeve sunmaya çalıştık. Ve iktidar o deklarasyonumuzdan tek bir satır alıp manipüle edemedi, kullanamadı. O kadar dikkatli bir dil kullandık. Hiç kimseye bir koz vermedik. Şimdi yapılması gereken halkın geniş kesimlerini çok rahat anlayabileceği bir şekilde sayfalarca değil, iki sayfa son derece basitlikte biz geldiğimiz zaman 12, 13, 15 maddede yapacağımız değişiklikleri yazıyoruz. Başkanlık sistemini ne yapacağız? Güçler ayrılığını ne yapacağız? Yargı bağımsızlığı ne olacak? Üniversitelere medya yönelik saldırılar konusunda ne yapacağız? Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi konusunda ne yapacağız? Orta Doğu Suriye konusunda ne yapacağız gibi çok da aslında sabahtan konuştuğumuz şeyleri derli toplu bir şekilde bir toplumsal, siyasal, ekonomik, diplomatik çıkış olarak toplumun önüne koyup bunu tartışmamız lazım. Bunu yaparsak ben çok rahatlıkla belki ilk turda muhalefetin %60'ı bile vurabileceğini düşünüyorum. Çok rahatlıkla. İsimleri tartışmayalım. Ya herkes isim tartışıyor. O ya başka bir kurtarıcı yok. Bir kahraman gelmeyecek. Bir İnce Mehmet aramaya gerek yok.
ve bu toplumun bazı alışkanlıkları var. Ortaya koyacağız bir projeyi, ortak akılla bir çıkış yolu yapabiliriz. HDP üzerine düşeni şu ana kadar yerine getirmiş bir parça. Bunun için çok fazla bedeller de verdik. Ama gördüğümüz, eleştirdiğimiz, eksik bulduğumuz ve dışarıdan da olsa, ittifak dışından da olsa hani tartışmaya açmak istediğimiz bu pozitif ajanda meselesi var. Sadece şunu istemiyoruz değil. Ya gelince iktidara biz bunu yapacağız ve HDP olarak kendi iddianımızı da ortaya koyuyoruz. Yani şimdi gerçekten yani şu an ittifakın Erdoğan'ın etrafındaki irili ufaklı partilere, yapılara bakıyoruz ya. Ya HDP olarak kadrolarımızla, tahayyülümüzle, siyasal projemizle hepsine taş çıkartırız. Yani biz bu ülkenin neden yönetimine iddia sahibi olmayalım? Niye bu iddiamızı ortaya koymayalım? Konuştuğumuz bu düşüncelerimizin pekala Türkiye'de yaşayan herkese faydası olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla şu an bizim yapmaya çalıştığımız, HDP parlamenter seçimleri söylemiyorum, ayrı bir konu. Ama az önce konuştuk, Türkiye'nin ciddi bir siyasal toplumsal dönüşüm için bir konjonktürü şu an var. HDP bunun içerisinde yapıcı bir rol almak istiyor. Deklarasyonumuzu ortaya koyduk. Ve umuyoruz yani daha geniş muhalefette zaten bazı partiler yan yana geliyorlar. Tabii bu ittifakta olmayan irili ufaklı toplumsal kesimler var. Biz şunu yapacağız. Bazen tartışmalar oluyor. Efendim Millet İttifakı 6 partiyle toplandı, HDP'yi almıyorlar. Biz diyoruz ya, biz 3. alanı kuracağız. Bunu ciddiye alıyoruz. Türkiye'de rahatlıkla %20'ye ulaşabileceğimiz, belki daha fazlasına ulaşabileceğimiz bir zemin var. Türkiye'nin karmaşık sosyolojisi, siyasal eğilimleri iki tane ittifakın içerisinde rahatlıkla sağabilecek bir durumda değil. Zaten ittifakın içerisinde 6 tane 7 tane benzemez var. Biz de gitsek daha bir benzemez olacağız. Mesele bu değil ki. Mesele şu an farklılıklarımızı değil, ortak noktalarımızı ortaya koyup bunun etrafında toplumu ikna edebilecek bir söylem ortaya koymak, aynı zamanda bu ortaya koyduğumuz söylemi, projeleri yerine getirebilecek bir kadro yapısının olduğunu, topluma bu güveni vermemiz lazım. Bence bunu yaparsak Erdoğan'ın direnme şansı yok. Neredeyse diyeceğim, hiçbir şey yapmasak bile toplum Erdoğan'ı götürecek neredeyse. Ama muhalefetin burada gerçekten üzerine çok büyük bir iş düşüyor. Biraz yavaşız bence, biraz yavaşız. Biraz daha hızlanmamız lazım. Bunu derken yani bütün genel muhalefet olarak söylüyorum. Artık toplum muhalefetin biraz risk almasını, biraz derli toplu bir şekilde ne yapacağını ortaya koymasını bekliyor. Toplum dönüşüme hazır. Bir bakalım siyaset dönüşüme hazır mı? Dönüşüme liderlik yapabilecek mi? Biz HDP olarak üzerimize düşeni yapacağız. Teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Onun yok için, seninle biteceğiz var mı? Ben Hişyar Bey'e sorayım. Siyaset hazır mı? Evet. Öyle mi? Konuşmayalım artık. Hişyar Bey'e sorayım. Son 5 dakikamız o zaman. Bir soru daha. Avrupa'ya, daha doğrusu yurt dışına çıkacaksınız. Evet. Sanıyorum Sayın Sancar'ın bir yurt dışı programı olacak. Çok olacak, evet. Biraz onları açar mısınız bize? Ne diyeceksiniz? Nereye gidiyorsunuz? Kimlerle görüşeceksiniz? Şimdi şöyle, şu önümüzdeki dönemde biz 10 ülke planlaması yaptık. Bunun içerisinde tabii koşullara göre Almanya ziyaret edeceğiz tabii. Eskiden beri Türkiye siyasetinde de önemli. Avrupa Konseyi Birliği siyasetinde de. Yakın zamanda Pervin Başkanımız Fransa ziyareti olacak. Benim Mithat Başkanımızla ve başka Fatma arkadaşımızla birlikte bir Amerika gezimiz olacak. Ondan önce İspanya gezimiz var, İtalya olacak, İsveç olacak. Olacak da olacak 10 ülke. Tabii bunların dışında bütün uluslararası kurum ve platformlarda da çok aktif bir diplomasi yürütüyoruz. Avrupa Konseyi başta olmak üzere. Şimdi bütün bunların totalinde hep bize söylüyorlar HDP gidiyor işte onlardan yardım istiyor. Ya öyle değil. HDP Türkiye jurnalliği mi? Ha onu diyorlar HDP. Ya biz ne Türkiye jurnalliyiz? Biz her gün az önce mecliste konuştuk. O mecliste konuştuklarımızın azını söylüyoruz, fazlasını söylemiyoruz. HDP ciddi bir siyasal parti, Türkiye'nin üçüncü büyük gücü ve uluslararası kamuoyu Türkiye'de HDP'nin kingmaker dediğimiz yani sonuç tayin edici, kral tayin edici bir pozisyonda olduğunu görüyorlar. Bütün bu zulüme, tutuklamalara her şeye rağmen HDP rüştünü ispatlamış. 2019 seçimlerinde Türkiye'nin siyasal dengelerini dönüştürebileceğini ortaya koymuş ve şu an çok daha şeye geliyoruz. Daha sert bir siyasal dönemece geliyoruz. Parlamenter seçimler olacak, başkanlık seçimleri olacak. Tabii HDP'nin önünü kesemeyenler de şimdi başımıza işte Kobani davası var, kapatma davası var. Başımıza bir sürü çorap örmeye çalışacaklar.
Yani hepimizi içeri atsalar dahi, HDP'yi kapatsalar, 7 tane kilitle o kapıyı da kapatsalar dahi, ya HDP'nin temsil ettiği çok kocaman bir siyasal sosyoloji söz konusu. 100 yıllık siyasal mücadeleleri biz temsil ediyoruz. Sadece Kürt hareketinden de bahsetmiyorum ben burada. Yani Türkiye'nin Ermenilerinden, Alevilerinden tutun, ekoloji hareketinden, kadın hareketinden tutun, sol hareketlerden sendikalara kadar. Yani bütün bunların hepsinin mücadele tarihleri var. Bunların sahibiyiz demiyoruz. Biz bunları temsil etme iddiasındayız diyoruz. Kapımıza kilit vurdukları zaman herhalde hani yok olmayacağız, buharlaşmayacağız. Biz uluslararası platformlara gittiğimiz zaman çok temel olarak şunu yapıyoruz. Bir, bu ülkelerin Türkiye hakkındaki görüşlerin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Almanya, görüşleri önemlidir Türkiye siyaseti için. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Amerika. En nihayetinde biz bu zeminde siyaset yapıyoruz ve bu güçlerin konumlanışı üzerinde siyaset yaptığımız zemini dönüştürüyor. Yine hakeza Suriye'de, Rojava'da, Orta Doğu'da. Birincisi bu. İkincisi, biz çok net eleştiriyoruz Avrupalıları. Şimdi zannediyorlar biz Avrupalıları yerden yere vuruyoruz. Mesela yaptığımız eleştirilerden bir tanesi gerçekten Erdoğan'la Kayseri tüccarlığına varan bir transaksiyonel çerçevede siyaset yürütmeleri. Al gülüm ver gülüm diplomasisine girmişler. Mültecileri sana koyayım, biraz para vereyim, aman Türkiye zaten demokrasi yok, insan hakları yok. Normatif müzakere çerçevesinin dışında tuhaf Merkel'le Sarkozy'nin yaptığı, bizim çok eleştirdiğimiz bir siyaseti var Avrupa Birliği'nin. Mesela biz Avrupa Birliği'ne diyoruz ki ya Erdoğan'a kızabilirsiniz de ama Türkiye'de, Türkiye'deki değişik toplumsal kesimlerle, siyasal kesimlerle çok daha normatif çerçevede hak, özgürlükler, Kopenhag kriterleri, siz bunları unuttunuz ya, Erdoğan unuttu, siz de unuttunuz zaten gibi bu eleştirilerimizi yönetiyoruz ve HDP'de, HDP'nin Türkiye'deki demokrasi güçlerinin, Türkiye'deki muhalif güçlerin mevcut konumlanışı, gelecek seçimler, yani bunlar tabii yani konuşuyoruz, bu konularda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Fakat biz ne zaman bunu yaparsak, bu çok ilginç bir şey, geçen defa başımıza geldi, orada kapatayım. Amerika Birleşik Devletleri'ne Dışişleri Komisyonu üyeleri çıkıp gitmişlerdi, hatırlayacaksınız. 6 yıldır o komisyon üyesi, bizim haberimiz olmadı. Ben de aradım komisyon başkanını. Başkan dedim, hayırdır gidiyorsunuz, bizim niye haberimiz yok, nedir bu dedim. Ya efendim dedi, işte Covid, Movid, ya dedim bu Covid bir tek bize mi yapışıyorsunuz, kimi kandırıyorsunuz yani. Bizi dışta tutmuşlar, gitmişler Amerika'ya, bir de oradakilere demişler, oradakiler de tabii ben durumu alınca elçilik vesaire bazı ilişkilerimizle konuştum. Onları da sormuşlar ya HDP niye yok, demişler ki bir de ya biz davet ettik aslında onlar gelmedi. Bir de yalan söylemişler. O zaman söylemiştik, CHP'de vardı, İyi Parti maalesef gitmişlerdi. Bayağı da bir eleştiri, ciddi eleştiri konusu da oldu muhalefet açısından. Neyse, kendileri gizli saklı gidip bir gizli ajanda yürütmüşler. HDP olarak biz şu meclis kürsüsünde söylemediğimiz hiçbir şeyi biz uluslararası kurumlarda söylemeyiz. Zaten söylediğimiz, yani size bu, bakın burada da size de söyledim. Vallahi bunların dışında biz çok başka bir şey konuşmuyoruz. Gittiğimiz zaman CIA ile görüşmüyoruz, Pentagon'la görüşmüyoruz. Gidip milletvekilleriyle, senatörlerle, işte Dışişleri Bakanlığı'yla vesaire görüşüyoruz. Şimdi bir de şöyle bir tuhaf taraf var. Biz HDP'nin dış ilişkileri olarak birkaç arkadaşız. 3 tane danışmanımız var çok kıymetli. Feleknas Uca eş sözcümüz. Dışişleri komisyonumuz var 11 kişi. 3 tane de zaten meclisteyiz. Ya binlerce insanla her gün Avrupa'da, Amerika'da 7 gün 24 saat HDP teröristtir siyaseti yapıyor bu insanlara. Yani hani HDP bizi şikayet ediyor diyorlar ya. Bütün büyük elçiler işlerini güçlerini bırakmış. Avustralya'dan Kanada'ya kadar HDP'nin terörist olduğunu o makamlara yazıyorlar. Mevlüt Çavuşoğlu'na söyledim. Önüne koydum, Avustralya Büyükelçisi gitmiş, HDP teröristtir diye çalışma yapıyor ya. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz gayet aleni, rahat bir şekilde şu önümüzdeki dönem hem HDP'yi hem Türkiye'deki siyasal durumu hem Orta Doğu'yu muhataplarımızı tabii ki anlatacağız. HDP ciddi bir parti, ciddi de diplomasi yürütüyor. Bu konuda öyle hani böyle özürlülük, mahcupluk böyle bir durumu söz konusu değil. Çok teşekkürler Sayın Özsoy, katkılarınız için çok teşekkürler İsmet Demirdöğen. Ankara gündeminin bu haftada sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın.